Çok saygıdeğer bir oyuncu abimizi ağırlıyoruz bu akşam. Erkan Can, çarpışmanın haydarı, Müslüm'ün limoncu Ali'si, ters köşe roller mi yoksa karakter oyunculuğu mu daha eğlenceli anlatmak üzere programımıza Karizma Adam kategorisinden katılıyor. Mesut Yarla Laf Çok tüm hızıyla devam ediyor. Erkan abicim hoş geldin. Hoş bulduk. Ozan anlattı zaten anlatması gereğini. Biz kendi aramızda konuşalım. Bu ağır abilik bir gece rüyana giren bir abinin telkini sayesinde mi oldu abi? Belli bir şeyden sonra artık ağır abi olarak anılmaya başladın ya. Ya ben hep öyleydim ya sanki. Vallahi. Evet. Ya ne bileyim hani o Temel Çin'in bilmem ne dönemlerine falan. Oraları geçtik ha. Yani. Orayı kırdık. Gemide filmiyle kırdık. Bir değiştirdik, bir takla attırdık. Ondan sonra devam. O gemiden sonra kırılan şeyde galiba hani bir aktör olarak kendi gidebileceğin alanlarını da buldun. Anladım. Gibi, evet. Değil mi? Şimdi her seferinde yeni bir şey mi deniyorsun abi? Ben hep merak ederim. Yeni bir şeyi seviyoruz çünkü hep aynı şey bir süre sonra kendini tekrar ediyor. yeni her zaman için iyidir. Bir de yeni sinemacılar yani şimdi. Yeni... Ya öyle başladı aslında değil mi? Zaten yeni öyle başladı macera. Yeni sinemacılar diye. Yani yeni bilinmedik şeyleri denemek bir oyuncu için en bulunmaz bir şey yani. Hem de keyifli bir şey. Kendimizi de deniyoruz. Bakalım burada ne yapabiliriz sorusu kendimize soruyoruz. Yapabildiğimiz kadar. Elimizin erdiğince, dilimizin döndüğünce yapıyoruz. Yapmaya çalışıyoruz. Her sınır açtığında kendini ödüllendirdiğin oluyor mu abi? Bazen. Nedir mesela kendine verdiğin en iyi ödül nedir abi? Şöyle arabayla bir tur atmak. O güzelmiş. Yani. Gezdiririm kendimi. Ha bir küçük tur vardır bir de büyük tur vardır. Herhalde. Bakıyorum işte kartal gişelerden dönüyorum. Ha anladım tamam. Yani o kısa metrajlı işlerde kartal gişeler. Ama şöyle de bir iyi bir abisin. Sektörün iyi abisin. Yani hiç kimse bu Hollywood'da da oluyor bazı abilerde. Hiç kimseye de hayır demiyorsun mesela. Hani bir kısa filmde de bir bitirme tezinde de bir vesairede de görüyoruz biz Erkan abi. Yani işte gençleri seviyorum yani sonuçta. Biz burayı gençlere bırakıp yürüyeceğiz, gideceğiz. Onların şimdi hayalleri var, umutları var, yapmak istedikleri var, olmak istedikleri var. Biz de onlara bu macerasında, bu maceralı yolda işin bir kenarından tutuyoruz. Tabii bir usta olmak yani belki değil mi? Hani... Eyvallah. Orada olmak bile onlar için yetiyor. Biz onlara manevi destek. Eyvallah. Sağlıyoruz işte. Hepsini filmlerinde, çoğunu filmlerinde oynadım. Geri neredeyse çeviremedim evet, şimdi. Neredeyse. Bir de hayır demeyi bilmiyorsun galiba. Evet abi, biraz zor oluyor işler. İşte oradan da bazen başımızda derde de giriyor. Sıkıntılı şeyler de oluyor ama olsun onlar da geçiyor gidiyor bitiyor. Çok güzel. Hallediyorum yani. Geldiğin noktada baktığında mesela bu anlamda gerçekten umut vaat eden bir genç kuşak geliyor mu sinemaya? Geliyor geliyor. Ya da oyuncular. Var güzel çocuklar var, oyuncular var. Kameramanlar var, yönetmen olacak çocuklar var, ışıkçılar var, var. Yani işlerine atılıyorlar, sarılıyorlar ve ilerisi için çoğu genç güzel şeyler vaat ediyor. İyi, bu iyi. Yani en azından Erkan abiden bunu duymak iyi. Yeni kuşak içinde biz geliyor, de geliyor, farları geliyor. Yakmış oluyoruz, uzunları yakmış oluyoruz. Şimdi şöyle bir şey var abi, hani sinemada bir adam güzel durur ya da bir aktris ya da bir aktör. Dizi sektöründe güzel durur. Tiyatro sahnesinde güzel durur. Şimdi sen üçünde de duruyorsun bildiğim kadarıyla yani. Eyvallah. Tiyatroda da varsın, üçünde de varsın. Kendini tam güzel hissettiğin hangisi abi? Hangi sahne tam seni anlatıyor? Tabii tiyatro şimdi canlı, hayat. Onun adrenalini hiçbir şeyde yok tabii ki. Yani o hayat gibi akıyor işte hayatın içinde. Bir tiyatro oynuyoruz ve gidiyoruz ve her akşam her yeni oyunda başka bir duyguyla oynuyorsun. Az evvel onu da dedim arkada. Kefir gibi, tarhana çorbası gibi. Ya, güzel bir şey. Çoğalıyor tiyatro. Hep yeniliyor kendini. Hiç durmuyor yani. O yüzden tiyatronun heyecanı başka tabii. Aynı zamanda tiyatro besleyici bir şeymiş. Besinmiş. Onu anlamış olduk. Aynen. Güzel, besleyici bir şey. Peki ama bir yandan da işte dizilerde o popülerliğin getirdiği bir de yüzleşme var. Şimdi tiyatroda tamam anlık bir yüzleşmen var seni izleyenle. Bir de ama sokakta dizilerin getirdiği popülerliğin yüzleşmesi var. O başka bir duygu oluşturuyor mu? Ya da oradan bir ya, sosyal anket bir şey çıkabiliyor mu abi? Yok yani.
Yani toplumu okuyabiliyor musun? Okuyorum. Yani, şey değişmiş, atıyorum izleyici kesimi değişmiş, eğilimler değişmiş vesaire. Değişiyor, değişti, başka yere gitti. Gene, ama hep değişiyor zaten toplumda bu. Değişmeyen tek şey diyor. Değişimin kendisi diyor. Yani gibi. Değişiyor tabii. Yani o da televizyonlarda oynayan dizilerle de ilintili, bağlantılı. O da bizi değiştiriyor. Biz onu değiştiriyoruz. Onların istekleri, televizyonun sundukları, onların dayattıkları, onların dayattıkları. Hep bir değişim içerisindeyiz. Sokakta da güzel her şey bence. Harika. Peki değişirken bir de kalabalıklaşma var abi. Yani hani tiyatroda nereden bakarsan bak bu işe çok kafayı adamış adamlar. Her işi bırakıp sadece tiyatroda yürüyebilirler. Belki 3 kuruşa belki 5 kuruşa fark etmez. Eyvallah etmeden. Eyvallah. Kendi şeyleri içerisinde hani o kafadaki bordo neyse öyle yaşayabilen insanlar da var. Yani o işin bir başka tarafı. Ya asla denemeyeceğim o diziyi ya da sinemayı denemeyeceğim diyen insanlar var. Onlar da başka bir hayat. Onlar da başka bir hayat. Saygı duyuyorum. Onların seçimiydi. O da başka bir tarz. Buna ne derler? Dizi yapmadan tiyatro yapıp hayatını sürdüren insanlara da saygı. Abi derler yani onlar için değil mi? Onlar da abilerimiz, ablalarımız. Bir şey. Onun seçimidir. Güzel. Yani tiyatrodur iyidir. İyidir baba. Anladım. Yani. Halk tiyatrosu değil mi abi hala? İstanbul Halk Tiyatrosu. Cemler. 4 oyunumuz var. Alevli Günler. Bayağı oldu Alevli Günler. 10. senesini kutlayacağız. 10. maşallah. Molière, Bezirgan diye oynuyoruz. Barut Fıçısı. Bir de üçü bir arada. Ben 3 oyununda oynuyorum. Cem 4 oyunda oynuyor. 4 oyunda. Üçü bir arada sana bir futbol hikayesi anlatıyor. Bir futbol hikayesi. Güzel bir, çok güzel bir oyun. Cem'de enteresan bir enerjisi var değil mi? Cem davranında. Ya onunla bitmiyor mesela. Tabii bitmez. Sahne deyince mi doluyorsunuz? Siz nedir ya? Kendinizi öyle mi şarj ediyorsunuz abi? Nasıl oluyor? Şimdi o gün oyunumuz varsa biz öğleden sonra 1-2 gibi tiyatroya damlar herkes. Orada otururuz. Bir minikten. Kulisimizde soyunuruz, giyiniriz. Orada sonra bir çıkarız, çorbamızı içeriz oyundan bayağı önce. Çünkü tok karnına oynamak olmuyor. Olmaz. Enerjini düşürüyor. Hep meselenin içinde oluruz kuliste. Ona konsantre oluruz. Yoksa bazen oluyor işte bir çekimden yetişiyoruz. Son yarım saat kala, 15 dakika kala. Mesela ben onu hiç sevmiyorum o. Gir soyun, hemen oyuna gir. Nerede kalmıştık diye. Çok mi? Zor oluyor. O yüzden hep o günü tiyatroya ayırıyoruz. Anladım. Yani bir gün tiyatronun olması lazım. Yani çekimler için, dizi için, bilmem ne için başka bir şey demiyorum. Şimdi bu yeni sinemacılar meselesinden gelince oradan sonra Türk sineması bir şey yaptı ya. Bir depara kalktı, bir atağa kalktı. Evet. Bir şey yürüdü. Daha çok mizah ağırlıklı yürüdü. Biraz da korku filmi kendi kemik kitlesini yarattı. Ama hani söz konusu drama gelince, biraz kara filme gelince hep böyle bir temkinli davrandı. Hem yönetmenler temkinli hem de yapımcılar temkinli davrandı. O nedir ya? Dünyada bu işler yapılıyor. Bağımsız sinemada yapılıyor. Bir alıcısı da var. Bizde yok mu abi alıcı? Yani bu kadar korkutan. Yani şimdi bizde her şey sisli olduğu için göremiyorsun. Sisli pusu var bu işin. Göremiyorsun yani. Şimdi bu iş parayla yapılıyor. Yaptığın işin karşılığı bir para olarak alman gerekiyor. O da yapılan araştırmalar, bu film iş yapar mı yapmaz mı, zarar mı edilir. Zaten bir 3 kuruş paramız vardı, ona yatırdık. İnsanlar korkuyorlar tabii ya. Ne olur? Yani bütün her şeyin temeli ekonomi. Ekonomik durumlar. Sonuçta sinemada olsa bir ekonomisi var. Evet. Şimdi yaptığın filmleri ona göre bakıyorsun. Artı bilmem kaç diyorsun. İşte ona göre. Sözleşmeni ona göre yapıyorsun mesela. Sözleşmelerin her şeyini ona göre yapıyorsun. Düşeş attı mı yek geldi durumu yani. Bir kumar aslında. Anladım. Anladım. Peki yani şimdi oyuncu kendini artık güvende hissedebiliyor mu abi Türkiye'de? Yani. Yok. Anladım. Güzel. Şunu uzatmaya gerek yok. Geçenlerde yapımcılarla gösterimciler arasında, saloncular arasında bir hikaye yaşandı. Hatta memlekette en hızlı el atılan şey oldu. İş oldu, yasalaştı, bilmem ne oldu falan filan. Bunun oyuncuya bir yararı var mı abi? Bunun oyuncuya hiçbir yararı yok. İşte kimse oyuncular tarafından bakmadı anladığım kadarıyla. İlk taraftan baktı. Yani oyuncu sonuçta az ya da çok parasını alır, filmini çeker, biter. Belki oyuncular da ileride gişe anlaşması yaparsa belki o olur.
Onun haricinde mesela dizilerimiz bir sürü yerde oynuyor. Arjantin, Uruguay, Paraguay. Tabii canım, dünya çapında. Dünyada oynuyor. Ve bu buradan telif durumlarımız yok mesela. Yine oyunculara yok bir şey. Yok. Harika. Bunlar işte bekliyoruz. Hı-hı. Zamanla olacak. Hı-hı. Çalışıyoruz. Bir oy diye bir şey kurduk oyuncuların. Orada herkes dersini çalıştı. Her şeyimiz hazır. Hı-hı. Bekliyor. Sunacağız, bakacağız. Olur derlerse yürüyeceğiz. Tabii ama doğru, bir üçüncü tarafın olması gerekiyor. Tabii. Yani sonuçta işte bir pasta, o pastayı adil bir şekilde dağıtacaklar. Doğru diyorsun. Abi çok şey, mesela dizilere çok fazla şey, oyuncu akışı sağlandı. Üç akıyor yani, sadece konservatuvardan değil biliyorsun. Evet, yani çeşitli evet, şey, evet, oyuncu mektepleri de var. Podyumlar var vesaire, bilmem ne. Ya bu geliştirebiliyor mu insanlar kendilerini? Yani tüm bu çukurun içine bir an önce düşünce ya da... Valla o kişinin kendine kalmış bir şey. Eğer bu işi seviyorsa, bu işi istiyorsa çalışacak ve yürüyecek. Yani bunların en güzel örneği işte Kıvanç Tatlıtuğ. Evet. Çok güzel, çok çalışıyor. Bu işi hakikaten sahip zaten çıkıyor. Tabii. Evet. İşte Kenan İmirzalioğlu var. O da sahip çıktı. Bu işi aldı yürüdü. Yani bu iş çalışmayla oluyor. Çalışmayla. İstemekle oluyor. Yetenek bir yere kadar ama yetenekten sonrası çalışmak. Okumak, araştırmak, bakmak, hep kendine yatırım yapmak, şans, kafa yormak. Şans unsuru da var mı Erkan abi? Şans unsuru da giriyor mu devreye? Tabii giriyor yani. Şans da giriyor. Ama çalışırsan oluyor yani bir yerden. Şans da seni buluyor yani. Çalışan buluyor. Sadece yani. Susayan suyu değil, su da susayanı bulur demiş. Güzel demiş. Kim demişse. Birisi söylemiş. Vallahi güzel söylemiş. Onun çeşmesinden öpeyim. Güzel yani yapayım. Yolunda gitti mi oluyor. Karşına geliyor. Anladım. Hiç unutamadığın filmin hangisi? Unutamadıklarımız Gemide, Takva, Daralan. Bunları sayabilirim. O üç yeter zaten. Üç as oldu. Ya bir tane daha koysanın dört as olacak. İdareli de biraz izle. Evet tamam, anladık. Ya şey battı şu anda. Kasa kapandı. Evet. Kasa battı abiciğim. Evet, Erkan Can'ı ağırladık. Bu akşam bakalım manşetlerde neler çıkmış. Sevgili abimiz Erkan Can bu gece konuğumuzdu. Valla kendini tekrar etmek güzel değil. Yeni her zaman iyidir. Kendimize bakalım yapabilir miyiz diye soruyoruz. Sonra bakıyoruz yapabiliyor muyuz diye. Şimdi tiyatro canlı akıyor. Bir nevi hayat. Nasıl diyeyim sana, tarhana çorbası gibi tiyatro. Kefir gibi çoğalıyor. Ben 3 oyunda oynuyorum. Cem 4 oyunda oynuyor. Oyundan önce çıkıp çorbamızı içiyoruz. Ama çok öyle. Çünkü tok karnına oynanmaz oyun. Gençleri de seviyoruz. Güzel çocuklar var Mesut. Oyuncusu, sesçisi, ışıkçısı. Geliyorlar bunlar. 3 kuruşumuz vardı. Onu da yatırdık müşteri. Öf, ne yapacağız be Kamil diyerek bitirdik. Can abi, yani Erkan abicim çok teşekkür ediyorum. Yani bu set ortamından kalkıp geldin, şeref verdin. Gecemizi şenlendirdin. Eyvallah, şeref duydum. Gişen ve bahtın hep açık olsun. Hepimizin. Can abim benim, eyvallah. Saygılar, Erkan Can'ı ağırladık. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Mesut Yer'le Laf Çok hafta içi her gün 23.30'da 360'da.